Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kul le iniçtemaatil insu vel cinnu ala en ye'tu bi misli hazal Kur'an. هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Sadakallahu Allah. 25. sözden sayfa 398. Tamam. Birinci şık. Yani 5. lema aslı. 5. lema. Kur'an'ın uslup, 5. nemadanı var. Kur'an'ın uslup ve icazındaki cami tarikatıdır. Kur'an'ın nesi? Uslup. Söyleyiş tarzı. Evet, ifade tarzı. Uslup nedir? Ben şey yapayım, en dışarıda şey yapayım. Kapıyı kapatır mısın? Sen kapıyı kapat. Şimdi Nadir abi, uslup neymiş? Evet. Ben içeriden dışarıya çıkayım da uslubu şey yapalım. Bu ancak bu kadar olur. Kalpte bir meylan var. Meyil. O meyil vicdanı aktif ediyor. Kalptekileri aldı. Kar topu, yukarıdan aşağı kar topu yapıldı dağın eteğinde, şöyle dağın tepesinde. Vadiye inene kadar katlana katlana iniyor ya. Ben yukarıdan aşağı şimdi iniyor. Bak bir daha kar topu yaptım. Dağın tepesine bıraktım. Katlanıyor mu? İkinci misal. Dağın tepesinde bir su çıkıyor. O aktı arklardan. Geçtiği elementlerden, topraktan, geçtiği bitkilerden, ırmaklardan, biz memleket öyle. Irmaklara kestane, kestane ağacının gürgendir, kara ağaçtır. Bir sürü ağaçlar var, yani kırılmış, dökülmüş zor. Onların içerisinden geçiyor su. Ağaçların, dalların, otların. Şimdi bir su düşünün ki, dağın tepesinden, ağaçların arasından geçiyor. Gidiyor biraz sonra, madenlerden geçiyor. Ondan sonra en son oluktan su akıyor aşağıda. O oluk usluptur. Geliş tarzı. Geliş tarzı değil. En son dışa çıkan. Şimdi bu iki misalden kalpte uyandı. Sonra o uyanan vicdana, sıra vicdana taşındı. Taşınanlar vicdandakileri uyandırdı. Ne kadar uyandırabilmişse. Sonra vicdandan dimağa çıktı. Dimağın en üst tarafı neydi? İtikat. Aşağı in. İltizam. Aşağı in. İzan. Aşağı in. Tasdik. Sonra aşağı in. Taakkul. Sonra aşağı in. Tasavvur. Sonra in aşağıya. Tahayyül. Tahayyülde elbise biçiliyor. Elbise kelam oluyor. Elbise demek kelamdır. Bu mertebelerden yuvarlanıp gele 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 kelama elbiseye dönüşüyor. Tamam mı? Sonra bu elbiseyi giyen insanın mimikleri, göz hareketleri, el kola hareketleri, anlatırken ki yerini, zamanını, siyakını, sibakını, sucunun, gusun, hattın, battın, muttalağın, yani zamanlamasını, kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam, maksadı gözelterek ifade etme yöntemi var ya, el, ayak falan. O en son sizin gördüğünüz, ben de gördüğünüz usluptur. Kelamı görmüyorsunuz. Tersten gidiyorum. Uslup.
İlk önce bu tersten gitmeden örnek vereyim. Buz. Gir içeriye. Doktorum su. Gir içeriye. H2O. Gir içeriye. Enerji. Gir içeriye. Esir. Gir içeriye. Maddi hayat. Gir içeriye. Aynı hayat. Akıl cevheri. Ruh cevheri. Nur-u Muhammed'i Esma-i Hüsna. Böyle mi? Tamam. Şimdi aynı geri gidiyorum. Buz sudan. Uslup. Gir içeriye. Kelam. Gir içeriye. Dima. Gir içeriye. Vicdan. Gir içeriye. Kalp. Tamam. Şimdi uslup lügatta olmaz. Ha böyle bir bakayım da. Kur'an'ın çok hoşuma gidiyor Kur'an'ın uslubu ya. Mesela bir uslubu var ya, beni meftun ettiği bir tarz var. Ben hiç psikolojik bu o noktasında psikolojisi doktorsun. Siz de zaten hani doktorsunuz. Bir hastaya doktor muayene ediyorsun. Desen ki galiba bana öyle geliyor ki herhalde sen galiba böyle bir hastasın. Neden? Bak gülüyor değil mi? Bir hastalık, hastalığa gelmiş. Evet doktor bey. He? Galiba herhalde zannediyorum ki, bekliyorum ki, öyle tespit edebildim ki sen böyle bir hastasın. Ne diyorsun ya sen? Ne diyorsun kardeşim sen? Onlar ben söylerim diyor ya. Sen de ne ister? Hudutları belli olacak, net şöyle ister. İnsana güven veremezsin yoksa. Tamam. Hak batıl. Hak mı? Kur'an'ın uslubundaki bedaatı, selaseti, bir de fiile başlayan bir şey var. Fesat. Fesatı. Allah razı olsun. Bu var ya, kesin olması var ya. Bana geliyor ki demiyor. Bu budur. Bu da budur. Bu böyledir. Bu da böyledir. Bunun neticesi budur. Bu da budur. Bana öyle bir güven veriyor ki Kur'an'ın gidişatında tereddüt yok. Mükemmel bir şey ya. Bir insanın bir eserinde böyle olamaz. Kur'an'ın uslup ve icazındaki cami tarikadır. İcaz ne? İ'caz olsa Mehmet icaz yazıyor. Ne demek? Mucize. İnsan yap. İ'caz olsa, üstünde apostrof olsa bir kelamda çok şey yüklemek. Evet, çok şey yüklemek. İ'caz ile icazı beyan et. Çok mana mertebeleriyle çok mana tabakasını, çok farklı farklılıkları cem edip çok mana mutabakı çeşitlilikleriyle beraber ifade etmek. Şimdi bir tane birinci şık şu. İnşallah bugün birinci şık okuyabilirsek, tamam. Kur'an'ın nesini öğrendik abiler? Uslubunu öğrendik. İcazını öğrendik. Yani takat-ı beşer yapamadığı şey, mucize, icaz. İcaz olsa çok çeşitlilikleri barındırması. Uslubu Kur'an'ın o kadar acip bir cemiyeti var ki, şimdi açabiliriz, ben çocuktan kapattım. Uslubu Kur'an'ın o kadar acip, acip demek bizim toplumda kullanıldığı gibi değil. Mesela tenkit toplumda farklı kullanılır, dinde farklı. Tenkit ilmi literatürlerde, ilmi ehilleri mabeyninde tenkit birbirine nakşetmek, ilim alışverişi yapmak. Öyle değil mi ya? Olmaması lazım öyle ya. Yani öyle olmama, öyle değil. O da çünkü ilim çıkıyor. Bu tenkit. Halk arasında reddetme karşıyı. Gibi. Yani mesela hurma Türkiye'de hurmadır. Arabistan'da haremdir. Hurma var mı deyince galis tabir oluyor. Şimdi acip de böyle. Umulmadık zamanda ve yerde umulmadık kişiden umulmadık bir tarzda
ifade etmesi. Acip demek, umulmadık mekanda ve zamanda umulmadık kişinin umulmadığı özellikleriyle umulmadık bir şekilde, beklenmediği bir şekilde ifade etmesi. Mekke'de kafirlerin içinde okuma yazması olmayan da ve böyle bir meşhur olmayan, böyle Ebu Cehil gibi, o zaman tepedeki insanlar konuşurdu. Böyle bir tepe insanı olmadan, ilmi olmayıp, tetibat olmadan, dem ve damarlarına en acayip hassas noktalarını gayet rahatlıkla, faturası bedeli ne olduğunu bildiği halde ifade etmesine acayip denilir. Acayip. Bu Cin suresinde de Kur'an'ın acaba geçiyor. İlk ayetinde. O da acayip. Acayip, evet. Anlamadım. Acayip acaba ya. Acaba. Bu yani. Garip yani. Yani bizim şey geçirdiğimiz zaman Türkçe'ye tercüme edince garipleşiyor. Garipleşiyor derken acayipleşiyor değil, yetimleşiyor. Tavuğu yoluyorlar. Bak, Kur'an'ın uslubu, Kur'an o kadar acayip. Yani umulmadık bir yerde, umulmadık insanların içerisinde, umulmadık bir şahıstan, öyle belagat imamı değil, umulmadık özellikleriyle alim değil, umulmadık bir zamanda, umulmadık bir yöntemle, yani hiç kimsenin tahmin etmediği o insanların dem ve damarlarına gayet fesahatla, selasetle, bedaatla ifade etmesi acayip. Kur'an'ın uslubu o kadar acayip ve cemiyetli. Gidemiyorum ki, nasıl gideyim şimdi cemiyeti? Cemiyeti ne yapayım şimdi? Cem etmiş mazi ve mustakbeli. Cem etmiş batınla zahiri. Cem etmiş kadınla erkeği. Cem etmiş soğukla sıcağı, hakla batılı, karanlıkla aydınlığı, dünya ve ahireti aynı yerde. Ayetin manasını harfin içine cem etmiş. Harfin içine cem etmiş. Çok da antik, değil mi? Mesela velen nefetun nefetun min azab-ı rabbik. Yemeş'in sözde geçtiği için biliyorum. İşte aynı o. Mesela Kur'an'ın anlattığı bir mana surede, surenin anlattığı tek ayette, tek ayetin anlattığı tek parçada veleyn nefetun veleyn biraz önce söyledim, veleyn nefetun doğru aslında, min azabı Rabbi. Yok, veleyn nefetun nesvetun. Veleyn nefetun nesvetun min azabı Rabbi. Her bir veleyn min, her bir bölümde ve her bir harfte o mana ifade ediyor. Şöyle bak, sen biliyor musun? Kur'an Yasin'de, Yasin S harfinde, S harfi noktasında. Evet. Yasin B noktada, B. B altında N. Gibi. Şimdi bu cemiyeti var ki, üç tane kavram bugün şey yaptık. Uslup, acip, cemiyet. Bu icaz işte. Uslubu Kur'an o kadar acip bir cemiyeti var ki, anlattıklarım icazdı. Mucize. Mucize. Bir tek sure. Bak hele. Bir şuraya bakın bak. Ne diyecek? İyi yaslanın. İlk defa duyacaksınız ömrünüzde. Okumamışsınız. Ben de bugün okudum ilk defa. Mubala zannetme. Bir tek sure kainatı içine alan bahri muhiti Kur'aniyi içine alır. Bir tek sure kainatı içine alıyor. Kainatı ha. Bir tek sure. Mesela tıp. Herkes mektep okumuş. Fizik kitabı. Dün bir yerdeydim. Adam böyle fizik. Fizikçi. Gavrum bilmem nesi. Dedim ya, bunda şey var mı? Dedim ya, coğrafya falan. Kosten.
Yok Hasan kardeş dedi ya. Ha? Ya fizik kitapları dedi de, ya dedim tıpta yoktur belki de içinde. Bizim fen kitaplarında tek kategori. Sen bir tıp kitabına gidip de işte ziraat nasıl yapılır, ağaç nasıl dikilir olmaz ya. Yani. Ama tek bir surede değil Kur'an'da bütün kainat orada derç edilmiş. Abi nasıl var öyle bir şey gözükmüyor. Kocaman ağaç çekirdekte, kocaman insan maddi ve manevi bir damla spermada, bir kelamda insanın içi nasıl oluyorsa kainatta Kur'an'da öyledir. Yaş ve kurum ne varsa hep içinde var. Anladık mı abi? Bir iki kelam etsin bir adam benim için Allah'ın izniyle şöyle iki üç dakika konuşsun kelamından görmeyin kendisini. Konuşsun sohbet ederken iki üç dakika görmeyin. Allah'ın izniyle %60-70 karakterini söylerim. Bu nasıl içi alim mi cahil mi? Leylim leylim mi? Siz de anlarsınız canım. Kullandığı tabir. Konuşurken konuşma uslubu ve karşıya verdiği, karşının sorularına karşı ortaya koyduğu o kelamlarla kelam kişi diyor Hazreti Ali, kişi dilinin altındadır. Hazreti Ustad da diyor ki kelam kişinin karakterini gösterir. Zira 90. sayfa mahkematını söylüyorum. Kelam nerede nasıl terbiye olduğunu ifade eder. Kısacası tavandan küçük küçük su sızıntıları bir menbaa gösterir. Nüfus cüzdanları bir kütükten haber verir. Her bir kelam da kişinin karakterini karşıya taşır. Şimdi bir kelamda insan nasılsa, özür dilerim doktorum, senin misalini vereceğim, senin sağında. Şimdi sana gelmiş hastayı tespit edemiyoruz da bazı şeyler. Gitti idrar ver, gayta verdi. Diyorsun değil mi? He. Şimdi ne yapacaksın ya benim gaytamı, idrarımı? İçini seyredeceğim. Ulan bir insanın atığı ve necis yani. Necis olarak atığı büyük ve küçük abdestinde kişi kendisi taşınırsa Allah'ın kelamında Allah nasıl taşır? İnsan bedensel hallerini idrar, gayta, ter veya kan veya bir dokudan anlaşılıyor. Kelamı ise ruhsal kalbi hayat anlatılıyor. Kur'an'ın kelamında kelam sahibini, kelam madem kişinin karakterini karşıya gösteriyorsa, kelam ilahi olan Kur'an Allah'ı tanımlıyor. Allah kimdir? Nereden bilecektim? Allah ne kadar büyükse, ne kadar büyük bir nimetse, biz bilmeyebilirdik. Allah olsun, benim haberim yok. Bir şey, benim hiçbir işe yaramazdı. Var etti, en büyük nimet var etti. İkinci ne biliyor musun? Varlığından haberdar etti. Ne büyük nimet. Allah var, varlığını varlığından haberdar. Kainat içine alan bahri muhiti Kur'ani içine alır. Her bir sure kainat içine alıyor. Bir tek ayet sünsüreden ayeti indir. O surenin hazinesini içine alır. Böyle bir şey olur mu? Niye olmasın? Fen geliştikçe çok. Kocaman insan bir hücrede yok mu DNA'sında? Kocaman ağaç çekirdeğinde yok mu? Kocaman kainat surede, kocaman sure, bir sure ayette. İyicaz değil mi bu? İyicaz. İyicaz. Bu kainat alınca iyicaz oldu. Hı. Ayetlerin çoğu
her birisi birer küçük sure ayetlerin, mesela bir tanesi mesela hatırıma geldi. Vel cibale evtada, dağları kazık yaptım diyor zemininize. Bir insan 1400 sene önce böyle bir şey diyebilir mi? Niçin desin, ne işe yarar? Din mi bu? Böyle din olur mu? Dağları zeminize kazık ettim diyor. Siz kainatı sabit sanın, genişlendiriyoruz diyor. Ne işin var yani senin semalarda ya? Dağda ne işin var? Hurmalıkları alalım, pay edelim, gasp edelim, savaşalım, hazinemizi çoğaltalım. İnsanlara maddi imkan ver, din adına bak herkes nasıl etrafında toplanıyor. Adam din yapmamış Efeto. Dünyevi işe yapmış, demiş ki hakim olacağız. Makam vereceğiz dedi. Ölümüne adam gitti ya. Yani tamam. Bu din, senin ne işin var semada ya, değil mi? Din o zaman, semada ne olacak ya? Dinin hükmetmediği bir yer yok. İniyor aşağıya, semayı sabit zannediyorsunuz diyor. Ha, genişlendiriyoruz diyor. Diyor ki, kafir nereye benzer diyor. Yesi edubinez. Yani kafir neye benzer? Yukarıya çıkıp da bir insan boğazı sıkılır ya, ona benzer. Buna ne diyor? Yukarıya çıktıkça okşan azalıyor diyor. Niye insan yukarıya çıkmayı bağırıp da boğulur gibi olana benzer diyor. Boğuluyor. Niye boğulur yukarıya çıkan? Doktor, okşan yok. Yani yukarıda okşan yok da öyle çıkartıyoruz da o da bağırıyor, öyle demiyor. Demiş oluyor. Bir tane de örnek vereceğim, geçeceğim. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, ama küllü bakmak. Ne kadar basit ve sade bir cümle. Çok basit ve sade. Ama altını o biraz oyacağım. Yemeği nadiren yapma. Yemeği üfürerek yemeği. Mekru, tensi. Ne kadar basit cümle. Değil mi? Bak altını oyacağım. Yemeği üfürerek yemeyiniz. Ne olacak bunda ya? Bunu diyebilmesi için bir insan 1400 sene önce. Oğul, oraya gir. Bunun harikalığını anlaman için gözünü kapat, 1400 sene önce o. O asrı tanımlamama gerek yok. Bu cümleyi diyebilmesi için bir, insanın aldığı nefesi dışarıya çıkarken ne oluyor? Ne çıkıyor? Ne hangi gaz çıkıyor? Karbondioksit çıkıyor. Değil mi? CO2 değil mi? Bunu bilmesi lazım. Çıkanı bilmesi lazım. İki, sıcak yemeğin kimyasını bilmesi lazım. Karbondioksit yani ağızdan çıkan gazın yemekle, sıcak yemekle reaksiyona gireceğini bilmesi lazım. Kimyasal. Ve ortaya çıkan ayrı bir kimya olduğunu bilmesi lazım. O kimya, değişen o kimyayı tekrar vücuda yemeğe sokarsan, o yemeğin, o kimyanın vücuttaki durumunu bilmen lazım. Bu bilgilerden sonra yemeği üfürerek yemeğiniz diyebilirsin. Zahide bir kelime. Başka bir örnek vereyim. İki tane Alman konuşuyor. Bir tane Alman burada duruyor. Bir Alman bir Alman'a. Gar 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 gar. Ötekisi gur 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 gur. Gar 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 gar. Gur 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 gur. Gar 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 gar. Gur gur diyor. Bu da oturuyor. Hiç ses yapmıyor. Almanca bilmiyor da. Zannediyoruz. Biz de oturuyoruz artık. O hiç konuşmayan, yarım saat konuşmayan ortaya bir kelime ediyor. Bir tane kelime. Ötekisi diyorlar. Münakaşa bitiyor, tasdik ediyorlar. Ama iki kelime söyledi. Almanca bilmiyordu. Onlar yarım saat konuştu. Bu hiç konuşmadı. Bir kelime konuşabilmesi için siyak ve sibakının kelamın gelişini ve gidişini bilecek, vaktinde ve zamanında tam vaktinde söyleyecek. Konuşmanın başında demeyecek.
ortasına da demeyecek. O mevzu pişti, hükmedilecek. O kararları da vermişler. O zaman bu hükmünü söyleyeceksin. Bu neyi gösteriyor? Adam onu da dinlemiş, anlamış. Bunu da dinlemiş, anlamış. İkisindeki fikirleri çok iyi öğrenmiş kelamla ama bir kelime söylemiş. Bir kelime yerinde. Bir kelimeyle Almanca bildiğini nasıl anladın? İşte böyle. Yani Kur'an bir kelimeyle nasıl böyle bilir? Heh, adam gibi işte. İnsan hakkında hükmedebilmesi için insanın mazidekini, istikbaldeki durumunu ve iki, yani mazi, alemi gayb, ruhlar aleminden, iki, istikbaldeki ahiretin durumundan, iki alemlerdeki keyfiyeti bilecek, buradaki yaşantısına öyle yapma, öyle deme, yapma, verme diyebilsin. Diyebilmesi için bu iki ilmi elinde olması lazım. Üfleyerek yeme veya iki alma konuşurken ikinci bir tanesi hayır, o doğrusu budur deyince ikisini teslim olması, iki tarafa da hakim olduğunu gösterdiği gibi Kur'an'da bir kelam söylediği zaman insanın mazisini, istikbalini bilmeli ve hakim olmalı ki yapma, deme isabetli olsun. Bir kelam ama o kelamda ruhlar alemini, Allah'ı bilmek var, insanın geleceği olan ahireti bilmek var. İki şeyi bilmeden insan hükmedilemez. Ondandır ki felsefeciler insan hakkında konuşurken ne diyorlarmış biliyor musun? Kesin hakikat yoktur. Bir tane filozof dese ki kesin hakikattır. Diğer filozoflar hep beraber kore şeklinde ne yapıyorlarmış biliyor musun? Hakikat var. Hakikatmış. Hakikat yok ki. Gülüyorlar, gülüyorlar. Hakikat yokmuş. Çünkü niye? Devamlı değişken bir şey nasıl hakikat dersin diyor. Doğru. Çünkü aklı beşer terakki ettikçe ihatası değişiyor, anlayışı değişiyor, ifade ettiği hakikat da değişiyor. Ancak hakikat olabilmesi için mazi ve müstakbali ihata etmiş, değişmeyen bir ilim sahibi diyebilir. Onlar da alemlerinde tanrı olmadığı için, Allah demeyeceğim, tanrılar olmadığı için, kendi beşeri, beşer de ikide bir değişiyor. Yani hakikat budur demek, değişmeyen bir şeydir dedi. Nasıl değişmeyen bir şeydir ya? O da haklı. Hakikat demek, değişmeyen bir şey. Sen nasıl dersin diyor bu ki senin fikrine değişmeyen. Sen bile değiştireceksin birkaç hafta sonra. Onun için hakikat yoktur. Yani değişmeyecek sabit bir kaynak yoktur. Vacibül vücudu bilmiyor ki. Ama Allah hükmettiği zaman, peygamber hükmettiği zaman mazi biliyor insanlığın. İstikbalini biliyor. İnsandaki, dünyadaki konumunu biliyor. Ve insana hükmediyor. Hak budur, yapma. Tam batıl budur. Bu böyledir, bunu yap. Dedi ki, eşeğe lanet okuma dedi. Okuma. Haram, fiziksel boyutu girmeyeceğim. Harama bakma. O seni zannettiğin ki günah yazılım böyle çizgi değil o. O deftere bir günah. Bakkalcı Mehmet Efendi'nin dükkana yazıldı bir günah. Öyle değil o. Tam o tarafı da var. Hemen peşin. İçine her bir günahtan, her bir günahta bir şeytan yaratılıyor. Her bir günah, işlediğimiz her bir günahtan kafamıza ve kalbimize vesvese ve beyimler giriyor. Şüpheler açıyor. Her bir şüphe, her bir beyin dolmuş şeytandır. Ya, yani niçin bunları anlatıyorum? Yapma, yap dediği zaman bu alt zemini olacak. Mesela ben bunları size konuşabilmem için pat diye kitabı ilk defa ömrümde açtım, okusam böyle ders olur mu? Ha? İlk defa bugün açıyorum, tamam mı?
Yok da bir sünnet-i batın var değil mi? Uslup hakkında belki 5 dakika konuştum. Ama ben en az 5 ay çalışmışım. 5 ay çalışan 5 dakika konuşur tabii. Hakkıdır. Ve siz de hak ediyorsunuz bu bilgi almaya. 5 ay niye uğraşacaksın? Tamam işte. Öğrendim ben. Bitti. Bas çık kafama. Benim uğraştığım gibi uğraşma. Sen daha iyisini ulaş. Ayetlerin çoğu her birisi birer küçük sure. Surelerin çoğu her birisi birer küçük Kur'an'dır. İşte şu i'cazkârâne. Bu apostrof var. İşte şu i'cazkârâne, icazdan büyük bir lütfu irşattır ve güzel bir tesirdir. Allah'ın lütfudur. Boğmuyor bizi. Ve Allah'ın neysiymiş? Güzel bir lütfu irşattır. Güzel bir teshildir. Niçin? Çünkü diyor, niye? Bak şimdi, niye? Herkes her vakit Kur'an'a muhtaç olduğu halde ya gababetinden, ya anlayışsızlığından veya başka esbaba binaen her vakit Kur'an, her vakit bütün Kur'an'ı okumayan veyahut okumaya vakit ve fırsat bulamayan adamlar Kur'an'dan mahrum kalmamak için her bir sure birer küçük Kur'an hükmüne, hatta her bir uzun ayet birer sure, kısa sure makamına geçer. Hatta Kur'an Fatiha'da Besmele'de mündemiç olduğuna ehli keşif müttefiktirler. Şu hakikata buran ise ehli tahkikin icmağıdır. Niçin yapmış böyle? Yani lütfu irşattır ve güzel neymiş? Teshildir. Kolaylaştırıyor meselemizi. Niçin? Herkes her vakit Kur'an'ı okuyamaz. Okusa bile herkesin anlayışı yüksek değil. Her şeyi her yerde göremez. Ama herkes küçük bir sureyi okuyabilir. O zaman büyük sureyi okuyunca Kur'an kadar sebap alıyor, feyiz alıyor, inşa ve ihya alıyor ve alemi gayba o seviyede muamele göreceksin. Aynı kainat tekvin yönetimi öyle değil mi abi? Nasıl mesela? Mesela yani bütün ağaç çekirdekte var yani. Evet. Kocaman Adana'ya koca çınar ağacını ne götürürüz? Elma ağacını ne götürürüz? Abi biz oraya dikmemiz lazım. Lan nasıl bir çekirdeğini gitti ya? Cebine koy gitti ya. Nasıl taşıyacaksın ağacı? Al bir süreyi. Al bir çekirdeği gitti onu dik. Her bir ayet çekirdek gibidir. Her bir süre o ağacın küçük fidanı gibidir. Kainatta insanda. İnsan, kainat insanda. Ama insan kainatta değil. Kainat insanda. İnsan kainatta değil. Fihi ma fi. İçim dışında, dışım içinde. Ama dışarıdan bakarsan araba şoförü götürüyor. İçeri girdiğin zaman şoför arabayı götürüyor. Dışarıdan bakarsan insan kainatta. Enfüse geçince bütün alem insanda. İnsanın kalbine, mümin kalbine sadın derinden maksat abi ne oluyor? O daha değişik Mehmet. Allah'ın sıfatları kainata sığmaz. Olmaz. Allah sıfatları mahluk olan kainat nasıl onu absorbe, yani ihata eder? Allah diyor ki zatıyla kainatta değildir. Sıfatlarıyla kainatta. Şunu bir örnek bir şey veremeyiz değil mi? Diyelim ki kalbinde, diyelim ki Cenab-ı Allah'ın mesela şöyle düşün. Mesela şimdi Keban Barajı'nın eletini bu eve direkt verebilir misin? Niçin? Sistem alabilir. Kaldırmaz. İşte Allah'ın zatını kainat kaldıramıyor. İnsan kaldırıyor. Tamam mı? Kaldıramıyor. Mesela başka örnek vereyim. Güneşin kaçta kaçı bize geliyor biliyor musun sen? %43'ü geliyor. %100'ü gelse ne olur? Yandık.
Duman duman. İşte güneşin direk gelmez değil mi? Eğer Allah'ın hay sıfatı insana tecelli etse direk, yani Keban Barajı direk eve tecelli etse ne olur? Bina duman olur. Duman hiçbir şey gözükmez. Toz duman olur. 500 bin volt. Evde 280 ya. 220 de 280, 250 geliyor da 220'ye düşüyor, tamam? 200 ya, 300 de. 500 bin volt. 5 metrede adamı çekiyor ve toz ediyor, duman ediyor. Bu eleti direkt bağlayamazsın. Allah'ın hay sıfatına seni direkt bağlasalar duman olursun. Peki Keban'la bu ev arasında baraj var mı? Şey, trafo var mı? Var. Allah'ın hay ile benim aramda trafo var. Nedir o trafo? Peygamberimiz Aleyhisselam. Üzerine alıyorum. Diyor ki abi 11. lemada bütün nimetler diyor onun vesilesiyle bize geliyor. Evet. Mesela şöyle düşün abi. Şöyle odada mikser var bir binada. Süpürge makinesi var. Fırın var, çay biliyorum şey var. Değil mi Enet? Buradaki ne kadar nimetler ortaya çıktı aletlerle? Ha, şu bizim trafo vasıtasıyla ortaya çıktı. Direkt Keban'dan olmaz. Abi ben trafo istemiyorum. Doğru. Git. Bağla evini. Ha, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımayan bir insanın da hayatı gerçi tanısa tanımasa da hayatı ondan ama tanımayan insanın da ne mazisi, ne istikbali dumandır, duman. Hiçbirisi kararlı değil. Ahireti Allahsız çöz hadi. Peygamberi çöz. Kefen ve sonrasını çöz hadi. Kefeni çöz. Matematikle çöz. Doktorum karşımda. Hadi. Kur'ansız kabir sonrası ne oluyor? Adam ne oldu? Ya babası işte geçen işte kaç sene. Babasını gömdük. Ne oldu babam? Kur'ansız çöz bakalım. Doktorsun. Baban gitti. Baban mıydı ki? Annem, babam efendim. Babaydı. Vefat abi. Etti abi. Ha işte beraber gitmişti çünkü. E peki sen doktorsun. Baban ne? Din olmadan çöz hadi doktorlukla. Öyle yapayım. Oradan öyle işaret ediyor. Mümkün değil yani. Mümkün mü? Babamın mezarına gidiyorum böyle. Rabıta ediyorum tamam mı böyle? Matematikle olur mu? Tıplam ya. Ne dedi biliyor musun en son gidişinde? Oğlum neredesin dedi. Ya. Ondan sonra durdum. Zan tabii benimkiler. Sana çok kızıyordum bu şeyleri. Niye evlenmedin ama. Oğlum çok haklıymışsın. Affet beni dedi. Rüyada mı oldu? Rüyada. Manyak. Daha deli deli ya. Neyle çözeceksin? Çöz. Ya Rabbi. Allah'ım. Allah'ın hatırına. Senin dinini, senin muhabbetini, senin Kur'an'ını, senin peygamber sevgimizi, senin bu hak sevgini, şu sevdalısı olduğumuz şu davamızı Allah'ın hatırına elimizden alma. Alma Allah'ım. Allah'ım. Belki ben hak etmiyorum ama sen Allah'sın. Ben hak ettiğimde ne aldım hiçbir şey. Allah'lığın hatırına ya Rabbel Alemin hak etmediğimiz halde verdin şu davayı ahir ömrümüze kadar seninle son nefesimize kadar devam ettirmeyi, elimizden almamayı nasip eyle ya Rabbel Alemin. El Fatiha. Oh.